Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersul hamisu vel işrune. Bugün Tevkif kitabının 25. dersini okuyoruz. Demiştik semai amiller 13 nev üzerinedirler. Öyle dememiştik. En nev'ul evvelu. O 13 nev'den birinci nev. Terkibini yaparız. Şimdi ona geçmeden önce en nev'u. El edatu tarif. Memnun ala sukun la mahla minel yara. Şimdi yarın terkibde öyle okuruz. Nev'u. İsmin mufred marifenin bir sebebi edatı tarifi. Resel merfu rafası demeyle mubtede olur. Bunu rafa yapan amel dört şeyden biridir. El evvelu. El edatu tarif. Memnun ala sukun la mahla minel yara. Evvelu ismin mufredi marifet bir sebebi edatı tarifi. Bir sebebi edatı tarifi. Lesse mefru rafası demeyle ennevunun haberidir. Bu haberi rafa yapan amil o dört şeyden biri. Hep tekrar ediyoruz ya. Yaptın mı? Bakalım o ne yapıyor? Ennev'u ismin mufredi marifetü bir edatı tarifi. Merfun lesen bir dami alanın muhtidev. Öyle değil mi? O biraz kısa kesti. Tabi hep tekrar edilince el evvelu ala vezni ef'ale. Ne vezni üzerinedir? Ef'ale vezni üzerinedir. Demek ki evvelu. Oradaki elif hemze yerine ne geldi? Ef'alu hemze geldi. Demek zayledir. Birinci vav yerine ef'alu fa geldi. Demek birinci vav forfiye. İkinci vav yerine ayn geldi. Ef'alu. Demek ikinci vav aynul fiil. Evvel oradaki lam yerine ef'alu lam geldi. Demek oradaki lam lamul fiil. Ef'alu tasdil zaten öyle. Başına bir hemze zayide gelir. Faddal eden ef'alu tasdil yaparsak ef'alu yaparız. Ha, ala vezi ef'ale in kana ef'ale tasdilin. Eğer evvel ef'alu tasdil olursa vezni nedir? Vezni ef'aludur. Ercan anlıyorsun. Ha. Ev fev'ale. Yahut da evvel fev'ale vezindedir. İnkâne sifeten muşebbeheten. Eğer sifetul muşebbehe olursa fev'ale vezir üzerinedir. Ne üzerinedir? Fev'ale vezir üzerinedir. Eğer sifetul muşebbehe olursa. Peki fev'ale fanenin yerine geldi? Evvelunun hangi harfi yerine geldi? Hemze diye ne? Demek ki hemze zayde değil. O nedir? Forfiyel. Buradaki fev'ale vav neyin yerine geldi? Evvelu'daki birinci vav kendi lesre geldi. Demek o zayde. Ayn ikinci vav yerine geldi. Demek aynı fiil. Lam, lamul fiil. Evvelun lamı yerine geldi. Demek o da nedir? Lamul fiil. Oldu. Min vevvele ya vevveledendir. Bunun fiili nedir? Vevvele. Bu eğer efalu tafdil olursa. Bak vevvele. Fadale. Efalu tafdil yaparken ne getiriyordu? Başa bir hemze. Efdalu. Burada vevvele. Başa bir hemze getirelim. Evvelu. Dam yaptık. Evvelu. Bu efalu tafdil. Vezni ef'ale üzerine efalu tafdil olmasına göredir. Oldu. Ha min vevvele alel essahhi. Essahhi göre hangi fiilden me'huzdur, muştaktır? Vevvele'den. Tabi efalu tafdil direktmen madden muştak değil. Mudari'den yapılır. Mudari'ye de madiden yapılır. Dolayısıyla yine hep nereye dönüyor? İş madiye dönüyor. Bak niye yukarıda ala vezni ef'alen kana efalu tafdilin burada da min vevvele birinci sıraya aldın. Çünkü essah o ki vevveledendir. Vevveleden de olunca efalu tafdil olur. Onun için neydi? Birinci sıraya ihtimali aldı. Ev min ve ele yahuta nedendir? Ve eledendir. Ve ele. Oldu mu? Şimdi ve ele'de ne yaptık evvel oldu? Bu eğer sıfat müşebbe olursa ve ele
Hemze ve on yeni değiştirin. Evvele olur bu sefer. Ve ele yer değiştirirsek ne olur? Evvele. Öyle değil mi? Birinci vavuz, bir vavuz zerde yapın. Evvele. Dam yapın. Evvele olur. Ev evvele. Yahut da evveledendir. Nedendir? Evvele ise direkt hemen bir vavuz sakini getirin. Evvele. Dam yapın. Evvele. Öyle değil mi? Bunu öğrendik değil mi? Bu da kime göre? Hani ve veleden olursaydı Esra'ya göre ve ele veya evveleden olmak da indel badi bazı alimlere göre nedendir? Ya ve eledendir ya evveledendir. Oldu mu olmalı? Ve eleyi evvele söyleyen aynı kişi. Bak min ve ele ev evvele. Ya o ya o. Bildiniz değil mi? Neyse tekrar başa dönelim. Ennehu ismi mufil marifin biyada tarifi merfun lefsen bildemi alennehu muhtedeun. El evvel ala vezni ef'alu merfu'un lefsen barati bildiniz nasıl yaptı? Merfu'un lefsen bildemi lefsen merfu'un lefesi demelidir. Ala ennehu sifetun lil muhtedeun. Bakın ben biraz önce yanlış yapmıştım. Hani biz yaparken ennehu muhtedeun haber yaptık ya. Tekrar geliyor. El evvelu, en nev'ul evvelu hurufun geliyor. Oldu, yanlış yaptık. En nev'u mubteda, el evvelu en nev'unun sıfetidir. Tabi sıfetin ameli nedir? Mevsunun ameli neyse sıfetin de odur. Ha hurufun haber yeni geliyor. Biraz önce ne ettik? Yanlış yaptık. Hurufun. Hurufun cem'un mukesserun. Cem'u nedir? Nekiretun min harfi. Burada ibare biraz karışırdı. Şimdi şöyle deseydi. Hurufun cem'u harfin. Harfin neydi? Mukesserun nekiretun. Tamam. Oldu mu? Hurufun. Şimdi o bunu demek istiyor. Cem'un. Tamam cem'idir. Mukesserun, mukesserdir. Nekiretun, nekiredir doğru. Min harfin, harfinden, harftendir. Yani harfin cemidir. Kürçe, cem'i mukesseri min harf falan öyle bir tabir kullanıyor. Bu da böyle o Kürçe'nin aynı üslubunu takip etmiş. Ama Arapça'ya bu tabir uymuyor. Ne dese de, cem'u harfin, yahut da cem'u mukesserun nekiretun, ve huve cem'u harfin. Yahut da cem'u harfin, cem'u mukesserun nekiretun. Veya cem'u harfin mukesserun nekiretun. Öyle bir şey derse de iyi olurdu. Kolası demek istediği budur. Huruf, harfinin cem'u mukesseridir, nekiretun. Benzeri var mı? Harfun, hurufun, yani fa'lun vezne bir lefz, fu'ul üzerine cem olsun. Ve fulusin ve felsin. Fels müfred. Fulus onun neyidir? Cem'dir. Felsin harfin gibi, fulus huruf gibi. Oldu. Neyse hurufun cem'u mukesserun nekiretun merfun lefsen biddemmi ala ennehu haberul mubtede'i. Mubtedanın neyidir? Haberidir. Vel cümletul ismiyyetu. Vel cümletul cümle ismiye İbtidaiyetun, buradaki cümle ismiye, ennehu'l evvelu hurufun. Cümle ismiye ibtidaiyedir. Fela mahalle laha minel i'rab. Mahal i'rabına yoktur. Niye? Çünkü ibtidai cümlelere mahal yok. Mahal olmayan yedi cümleden biri nedir? İbtidai olan cümledir. Şimdi hurufun cem'un mukesserun deyince, bu münasebetle burada cem'e kaç kısım var? Bize ne ediyor? Onu açıklıyor. Anladın mı Mustafa? Bak diyor, i'lem önemli olduğu için neyi getiriyor? İ'lemi getiriyor. İ'lem ennel cem'e alan kısmeyni. Cem'e
Kaç kısım üzerinedir? İki kısım. Musahhahun. Ahaduha musahhahun. Okuruz mahzub bir mubtedaya haber yaparız. Musahhahin kısmeniye ne yaparız? Bedel yaparız. Musahhahan da okuyabiliriz. Mahzub bir aniye mef'ul yaparız. Anlıyorsun değil mi? Ama kıraat, kitabet musahhahana elverişli değildir. Anladınız değil mi? Ona ne değildir? Çünkü musahhahan okunabilmesi için elifli yazılmalı. Yalnız üç ihtimal caiz. İ'lem ennel cema'na kısmini. Musahhahun ne sıgıdır? Muferrahun babının ismul mef'ulü güzel. Peki nedir musahhah olan cema? Huvellezî sahha. Bak, musahhahunu tefsir ediyor. Huvellezî sahha. Musahhah olan cem hangisidir? Sahih olan cemedir. Ne olan cemi? Sahidir ne demek? Ey velem yetekesser fi bina'u vahidihi. O cemede vahidin binası ne olmamış? Bozulmamış. Sureten vahidin neyin ne olmamış? Bozulmamış. Velem yetekesser. Ey velem yetekesser. Ey var mı? Yok. Ey olmasa da olur. Ve huvellezî sahha. Ne demek? Ellezî sahha. وَلَمْ يَتَكَسَّرْ فِيهِ Atfu tefsirdir. Yani وَلَمْ يَتَكَسَّرْ فِيهِ هُوَ الَّذ۪ي سَحَّنَ neydir? Tefsiridir. Peki dikkat edin. Musahah hangisidir? Söyleyin hangisidir? O ki müfredi sahih kalmış. Müfredi bozulmamış. Öyle değil mi? Peki bu sahih kalan nedir? Cem'e midir, müfredi midir? Cem'i. Aferin, müfredidir. Şimdi zeydune, bu ceme salim diyoruz. Ceme musahha diyoruz. Burada ne salim kalmış? Zeyd salim kalmış. Müfredi olan zeyd bu cemede bozulmamış. E bak, sahih kalan, salim olan ceme değildir, cemen müfredidir. Biz ceme ne diyoruz? Ceme musahha diyoruz. Biz cem'e salim diyoruz, öyle değil mi? Halbuki bu musahhahlik, bu salimlik cem'in sıfatı değil de müfreden neydi? O zaman ne oluyor? Fehve bu musahhah, öyle değil mi? Fehve ne? Min kabilil vesfil cari ala gayri ma huve lehu. Bu gayri ma huve lehu üzerine cari olan bir vesf. Hani şimdi dikkat edin. Merertu bi raculin meni'in caruhu. Bu meni'in neyin sıfatını yapıyoruz? Racule yapıyoruz. Ama o men edilen kimdir? Caruhu, onun komşusudur. Bak bu meni'in carın vesvidir. Gelmiş racule ne olmuş? Cari olmuş, ona sıfat olmuş. Buna vesve cari ala gayri men yellehu denilir. Burada da vesfe cari ala gayri men hiye lehudur. Bu musahhallik müfredin vesfidir. Ama onun gayrisi üzerine cari oluyor nedir? Cemedir. Oldu mu olmadı? Fehuve min kabilil vesfil cari ala gayri ma huve lehu. Min kabilil vesfi, bu musahhallik bir vesftir. El cari, cari olmuş. Ala gayri ma, o gayr kimdir? Cemedir. Huve, bu vesif lehu ona. Bu vesif neye ise, bu onun gayrisi üzerine cari olmuş. Bu musahhahlik vesfi neyedir? Müfrededir. Onun gayrisi üzerine cari olmuş, onun gayrisi nedir? Cemedir. Tekrar ediyorum. Min kabil vesfil cani ala gayri ma. O gayr nedir? Cemedir. Gayri ma, ma nedir? Müfrededir. Huve, bu vesif lehu umayedir. Yani bu vesif müfrede idi ama onun gayrisi olan cem'e cari olmuş. Oldu mu? Bitti. Ve huve musahhah cem'ine imma lil muzekkeri
cem'i musahah ya muzekkerler içindir. Evlil muennesi ya muennesler içindir. Vel evvelu o cem'i musahah ki muzekkerler içindir. Bil vavi ve nuni. Tabi burada bir takdir var. Vel evvelu i'rabuhu bil vavi ve nuni. Onun i'rabi nedir? Vav nunladır, refan refah haletinde. Ca eni muslimune ve bil ya'i ve nuni nesben ve cerren. Nesben cerre haletinde bil ya'i ve nuni. Ya ile neyledir? Nunladır. Olum olmadı. Ra'ytu muslimine merertu bi muslimine. Vel evvelu mubtada bil vavi ve nuni onun haberi olur zahiri olarak. Ama hakikat olarak vel evvelu mubtada i'rabu ikinci mubtada bil vavi ve nuni i'rabunun haberi i'rabu bil vavi ve nuni cümlesi vel evveliye ne olur? Haber olur. Oldu. Demek cem'i musahah müzekkerler için olursa raf'asi vav nesb yarası yaylar. Ve sani müennesler için olan cem'i musahah o bil elifi ve ta'yı. Elif ta'yla gelir. Mutlakan ahval-i selasıdır. Hem refah haletinde, hem nesbe haletinde, hem cerre haletinde. Yakunu olur o sani, o müennesler için olan musahah merfan bil demmi. Ca'etni muslimatun. Elif ta'yla değil mi? Evet. Rafası demeyle, evet. Ve mensuben ve mecruren bil kesri. Kes nesbesi, ceresi de neyle gelir? Kesreyle gelir. Ra'eytu muslimatin ve merertu bi muslimatin. Oldu. Demek cem'i muennesi salim veya cem'i musahhehe salim muennes olursa üç halette elif ta'yladır ama raf'esi demeyle nesb ceresi kesreyle gelir. Hangi cemmen? Musahah olan cemmen. Ve yusemmûnehu nuhatlar bu musahahı isimlendiriyorlar. Yusemmûnehu hu nereye gidiyor? Musahah gidiyor. Salimen buna ne yapıyorlar? Bunu salimle ne yapıyorlar? İsimlendiriyorlar. Eyle musahahla isimlendirdikleri gibi salimle de ne yapıyorlar? İsimlendiriyorlar. Yusemmûnehu hangi babdır? Cem-i müzekere gayb. Peki. Yuferrihu, yuferrihani, yuferrihune. Yuferrihune, yusemmûne. Birbirini tutuyor mu? Güzel. Burada hazıf var. Yusemmûne eslim, yusemmiyûne, yuferrihune. Onun gibi olmadı. Yanın demesini nakledik, makabildeki mime veri, mimin kesesini attıktan sonra yusemmûy ne olur? İlta geldi ya ile vav arasında, ya'yı hasbettik, yusemmûnehu oldu. Tabi o demirdi. Başa dönün. İ'alem ennel cem'e ala kısmeni, musahahun ve mukesserun. Musahahin ve mukesserin. Musahah var. Mukesser. Mukesser hangisidir? Huve ma tekessere fi bina'u mufredihi. Bak. Bakın. Huve ma o ceme ki tekessere ne olmuş? Kırılmış. Fihi o cemede bina'u mufredihi. Mufredin binası kırılmış. Mufredi bozulmuş. Ne gibi? Kema tekulu fi sülasiyyi. Nasıl ki sen sülaside diyorsun ricalin. Ricalin reculun cem'idir. Reculdeki ran harekesi nedir? Fethe güzel Mustafa. Cimin harekesi reculun demme. Peki cem'e gelin bakın ricalun. O fethe olan ra kesri oldu. Demme olan cim fethe oldu. Ve ezmanin zemmenin cem'idir. Oradaki ze nedir? Fethalidir. Ezmandaki ze? Sukun. Ezman neyin cem'idir?
zemene. Bir de ezminet var. O neyin cemidir? O zamanın cemidir. Zamanın cem'i ezminet gelir. Bildiniz değil mi? Zamanın cem'i ezminet gelir. Zamanın cem'i ezman gelir. Bunu unutmayın. Dedi ki kema tekulu fi sulasiyi ve fi rubaiyi. Sen rubaide dersin derahime. Neyin cem'idir? Dirhemun cem'i. Dal kesre res sakin. Derahime gelince ikisi fethe oldu. Değişmediler. Değişti. Bir de dirhem ha fethe iken derahim kesre oldu. Baştaki üç harfin hareketi ne oldu? Değişti. Karatis kırtisun cemidir. Neyin cemi? Kırtisun cemidir. Kırtas mı? Kırtis. He? Kırtas mı? Kırtı. Şimdi kırtas olursa kaç harfli olur? Beş. Beş. Biz vefi rubai dedik. Mecbur neyin cemidir? Kırtı. Kırtısun cemidir. Öyle değil mi? Kırtısun. Peki. Kaf kesre. Karatis kaf ne oldu? Fethe oldu. Ra nedir? Kırtı sakindir. Karatis'te ne oldu? Fethe oldu. Öyle değil mi? Dört harfidir kırtis. Cemde bu müfred bozuldu mu bozulmadı? Bozuldu. Ha kırtasın cem'i de karatis gelir. Kırtasın cem'i de ne gelir? Oldu. Burada kırtis de sahife manasındadır. Kırtas da sahife manasındadır. Ama biz burada karatis kırtisinin cem'i diyoruz. Kırtası demiyoruz. Niye? Vefi rubai demiş. Kırtas rubai değildi. Bir lügatı da bakalım ben öyle hatırlıyorum. Karatis hem kırtisunun cem'i gelir hem kırtasın cem'i gelir. İkisi de sahife manasına denir. Hem şerhte de zaten kırtisun diye atmış. He? Hem şerhte de atmış kırtisunun cem'i olarak. Haşe mi var senin ki? Ne cem'idir? Kırtisun. Ha, güzel. Yani, hareket atmış mı kırtis? Hareket atmamış da şeyden tadan sonra elif yok senin. Kırtis değil de kırtas de diyorum ben. Yanlış okuyorum. Bir duvete bakalım. Kırtas, kırtas. Hani kırtis okuduk ya. Sen yanlış okuyorsun. Bunun dapti kırtastır. Kırtas, 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 hepsi cemil karatis gelir. Bak, kırtas diyoruz ya, kırtas, kırtis, kırtasın cemidir. Kırtas, kırtasın cemi değildir. Burada olmaz yani. Bir de cem'u kırtas diyoruz ya, bu kırtas diyor. O da var. Bak. Kırtas. 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 Bu dört müfredin cem'i karatis gelir. Bizim burada karatis kırtasın cem'idir. Ya kırtasın cem'i diyebiliriz. Kırtasın, kırtasın cem'i diyemeyiz. Çünkü onlar beş harflidirler. Oldu mu? Evet, cem'idir ama vefi rubai olması hasebiyle burada uygun değil. Kırtas değil, oldu mu? Kırtas, kırtas. Peki, bunu da öğrendik. Bu sefer cem'u kılle, cem'u kısre diye iki kısım cem'i var. Diyor, İ'anem ennel cem'ul musahhaha mutlaken. Cem'i musahhah mutlu. Hani biri sorarsa cem'u kılle nedir? Cem'u kılle altı tanedir. Bunları hezbeli. Biri nedir? Cem'i musahhadır. İster müzeker, ister müennes.
Muslimune muslimatun. Oldu mu? İster müzekir, ister müennes. Bir. Eti kaç? İki değil mi? Cem-i müsahah. Bir de sayabiliriz. İki de müzekir müennes, ayrı da sayabiliriz. Bir de ve erba'ate evzanin minel mükesseri. Cem'i mükesserden dört vezin. O dört vezin nedir? Ve ye ef'alun ve ef'ulun ve ef'iletun ve fi'iletun. Onlar da bunlardır. Ha demek cem'i müsahah mutlaken. Bir de cem'i mükesserin bu dört vezni yüsemmûneha cumu'a kılleti. Nuhatlar bunları cem'ul kılleyle cumu'u kılleyle isimlendiriyorlar. Buna ne diyorlar? Cem'u kılle diyorlar. Niye cem'u kılle diyorlar? Li kılleti medlûlâ. Çünkü medlûlleri, maneleri azdır. Maneleri kaç tanedir azdır? Vehiyel aşretu ve maddûneha. 10, 10'dan aşağı nereye kadar? 3'e kadar. Manası budur. Az değil mi? Az. Peki onun yukarısına kullanılmazlar mı bunlar? Cem'u kılle. Onun yukarısına kullanılmaz. Yor ve isti'maluha fîmâ fevkaha. Bu cümlelerin isti'malları fîmâ fevkaha aşretun fevkunda mecazun mecazidir. Muhtacun ila karineti, karineye muhtaç dediler. Bir cem-i kılle 15-20'ye falan kullanması için bir karine lazım. Ona delalet eden bir karine varsa olur, yoksa olmaz. Oldu mu olmadı? Ve yukaru lima adaha, bu 6 cem'in ma'adası veyahut da bu 5 cem'in ma'adası, cem-i musahah, ef'ul ef'al eflet fiyeletin ma'adasına da cem'u kesreti ne deniliyor? Cem'u kesre denilir. Niye? Li kesre, kesret, kisret ikisi okunabilir. Li kesreti medlulihi. Çünkü bu cem'in medlul nedir? Çoktur. Onun için cem'u kesre denilir. Medlul ne kadardır? Çoktur. Ve huve medlulu ma fevkal aşreti. Onun yukarısı. Gidiyor, gidiyor. Oldu. Binlerce saya da denilebilir. Yüzlerce denilebilir. Onlarca da denilebilir. Peki ondan aşağıya cem-u kesre hiç kullanılmıyor mu? Diyor ve isti'maluha. O cem-u kesrenin isti'mali. Ve isti'maluhu. Cem-u kesrenin isti'mali. Fima duneha aşretunun aşağısında mecazun. Bu nedir? Bu mecazdır. Tabi mecaz olunca muhtacun ilel karineti. Karine nedir? Muhtacdır. Ra'aytu esedan fil hammami. Esed aslında aslan demek. Biz racule şuca yiğit insana kullanmışız. Mecbur fil hammami karine getirmişiz. Bir kelime mecazi manaya kullanılınca ne lazım? Karine. Şimdi tekrar başa döneriz. Başa dönmeden önce bir özet olarak size söyleyeyim. Cem-i kılle 6 tanedir. Ef'ul, ef'al, ef'let, fi'let, cem-i müzekeri sağlam, cem-i müennesi sağlam. Bunlar kılle. Cem-i kesre, bunların ma'adası, dünyada ne kadar cem'i varsa hepsi nedir? Kesredir. Kılle kesre arasındaki fark nedir? Kılle 3'ten 10'a gidiyor. Kesre 10'dan yukarısına gidiyor. Esas görüş bu. Bazılar diyorlar, kesre ile kılle arasındaki fark edna, alt tabakada değil, alt birimde değil, yukarıdadır. Kılle de 3'ten başlıyor, kesre de 3'ten. Ama kılle 10'da bitiyor. Kesre ne ediyor? Devam ediyor. Kesre ne ediyor? Bazıları da farkı öyle yaparlar. Demek kılle kesre arasındaki 10'dan aşağısında fark yok. Kılle kesre ikisi 3'ten başlar. Ama kılle onda bitiyor, kesre devam ediyor. Bunu da öğrendik mi? Öğrendik. Kılle kesre nerede arada fark var, ayrım var, biri ona kadar, biri ondan yukarı? Eğer o müfredin hem cem-i kıllesi var, hem cem-i kesresi var ise bu fark var. Bazı müfredler var, tek bir cem'i var. Kesredir veya kılledir.
Oradaki kesre kılle iki manaya kullanılır. Oradaki kılle ise ona kadar, kesre ise ondan yukarı, öyle bir şey yok. Oradaki kılle kesreye, hem kılle hem kesreye kullanılır. Oradaki kesre hem kesre hem kılle ne yapılır? Kullanılır. Oldu. Şimdi tekrar ibareye dönelim. اَعْلَمْ اَنَّ الْجَمَ الْمُسْتَحَحَ مُطْلَقًا. Mutlak ne demek? سَوَنْ كَانَ مُزَكَرًا اَوْ مُعَنَّسًا وَاَرْبَعْتَ اَوْزَانٍ مِنَ الْمُكَسَّرِ. Bir de mukesserden dört vezen. وَيَاَفْعَالٌ وَاَفْعُلٌ وَاَفْعِلَةٌ وَفِعْلَةٌ يُسَمُّونَهَا Cumu'a kılletin. Hatlar bunu cumu'u kılleyle ne diyorlar? İsimlendiriyorlar. Niye? لِقِلَّتِ مَدْلُولِهَا. Çünkü medlulleri nedir? Azdır. وَهُوَ O medlulleri nedir? الْعَشْرَةُ وَمَا دُونَ On, ondan aşağısı. وَاِسْتِعْمَالُهَا Bu sigarların istimali فِمَّا فَوْقَهَا Aşiretunun yukarısında mecazun mecazdır. مُحْتَاجٌ اِلَى الْقَرِنَةِ Karineye nedir? Muhtaçtır. Karineye muhtaçtır. وَيُقَالُ deniliyor لِمَا عَدَاهَا Bu sigarların maadasına, bu altı sigarının maadası olan cemellere ne olursa olsun cem'u kesreti, ona cem'u kesre denilir. Niye? Kesreti medlulü, medlulü çoktur. Nedir? وَهُوَ مَا فَوْقَ الْعَشْرَةِ Onun yukarısı, onun üstü. وَاِسْتِعْمَالُ فِي مَا دُونَهَا Aşiretin aşağısında istimali mecazdır. Tabi mecaz olunca, olunca muhtacun ile karine değil. Oldu. Şimdi meşhure göre kılle ile kesse arasındaki fark neydi? Kılle 3'ten 10'a kadar, kesse onun yukarısına kadar. Bununla ilgili bir şey yazmış alimin biri. Cem'u kılle beykarine yutlaku tahtel aşer. Cem'u kılle beykarine cem'u kılle beykarine karinesiz yutlaku tahtel aşer. Onun aşağısına kullanılır. Be farisidir. Cem'u kılle bakarine cem'u kılle karine ile birlikte yutlaku fevkal aşer. Fevkal aşer ne olur? Kullanılır. Cem'u kesre beykarine, cem'u kesre karinesiz, yutlaku fevkal aşer. Onun yukarısı ne yapılır? Kullanılır. Cem'u kesre bakarine, karine ile birlikte, yutlaku tahtil aşer. Oldu. Cem'u kılle beykarine, yutlaku fevkal aşer. Yok. Cem'u kılle beykarine, yutlaku tahtil aşer. Cem'u kılle bakarine yutlaku fevkal aşer. Cem'u kesre bekarine yutlaku fevkal aşer. Bu şiir var mı orada? Cem'u kılle bekarine yutlaku tahtel aşer. Cem'u kesre beqarine yutlaku fevkal aşer. Cem'u kesre de okuyabilirsin. Cem'u yok. Öyle değil ha, şöyle. Cem'u kılle beqarine yutlaku tahtel aşer. Cem'u kılle beqarine yutlaku fevkal aşer. Seninki yanlış yazılmış. Aşağı doğru. Cem'u kısre beqarine yutlaku fevkal aşer. Cem'u kısre beqarine yutlaku tahtel aşer. Oldu. Yani normal böyle yazılmalı. Sanki böyle yanlış yazılmış. Yani o şekilde sıralama oldu. Oldu. Dur, ibare de okuyalım. Ennehu'l evvelu ennehu'l ismu mufredin marifetin bi edati tarifi merfun lesen biddammi ala ennehu mubtedeun. الأول على وزن أفعل إن كان أفعل تفضيل أو فوعل إن كان صفة مشبهة من وولى على الأصح أو من وألى أو أولى عند البعض معرف لسان بالضم على أنه صفة للمبتدأ حروف جمع حرف مكسر نكرة
كفلوسٍ وفرسٍ مرفون لسن بالضم على أنه خبر المبتدأ والجملة الاسمية ابتدائية فلا محل لها من الإعراب. يعلم أن الجمع على قسمين مصحح هو الذي صح ولم يتكسر في بناء واحده، فهو من قبيل الوصف الجاري على غير ما هو له، وهو إما للمذكر أو للمؤنث، والأول بالواو والنون رفعا وبالياء والنون نسبا وجرا، والثاني بالألف والتاء مطلقا يكون مرفوعا بالضم ومنصوبا ومجرورا بالكسر، ويسمونه سالما أيضا. ومكسر هو ما تكسر في بناء مفرده كما تقول في الثلاثي رجال وأزمان، وفي الرباعي دراهم وقراطيس. يعلم أن الجمع المصحح مطلقا وأربعة أوزان من المكسر، وهي أفعال وأفعل وأفعلة وفعلة، يسمونها جموع قلة لقلة مدلولها، وهو العشرة وما فوقها، واستعمالها فيما فوقها مجاز. يسمون جموع قلة لقلة مدلولها، وهو العشرة وما دونها، واستعمالها فيما فوقها مجاز محتاج إلى القرينة. ويقال لما عداها جمع كسرة لكسرة مدلوله، وهو ما فوق العشرة، واستعماله فيما دونها مجاز محتاج إلى القرينة. أوضح نفعكم الله نفعا مبينا.